Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama. Uluğlarımızın sırları deb nomlangan dersimizni navbatdagisi. Bugün Abdurrahman ibn Amr al-Avzoi rahmetullahi aleyhi haqida ders qilgan bo'lamiz. Bu derslerimiz orqali birodarlar islomimizni tarixini, uning ulug' shaxsiyatlarini, hayotini o'rganamiz. U shunday bir insonlarki, yuksaklikka, ulug'likka, buyuklikka yetishgan kishi. Bular nafaqat ummatul Muhammadiyaga, balki butun insoniyatga yangi narsani taqdim qilib ketgan insonlar. Yana ularni mana shu martabaga, maqomga yetishiga sabab bo'lgan ishlarni ham ko'rib chiqamiz. Ularni mana shu ulug'likka yetaklagan sirlar haqida ham xabardor bo'lamizki, takror aytyapmiz, shoyat ummat ularni mana shu sirlardan boxabar bo'lib, ularni mana shu qilgan ishlarini takrorlab, yana ummati Muhammadiyani peshqadamlik etaylasa. Abdurrahmon ibn Amr al-Avzoi, Imom Avzoi, bu kishi Livandan bo'lgan. Livanliklar bu kishi ularning imomi ekanligi, ularning peshvosi ekanligi bilan faxrlanishadi. O'zi ummati Muhammadiyga faxrlanishga arziydigan inson bo'lgan. Bu kishi dunyoda mana Livanda, Baalbakda dunyoga keldi, yetim holida. Yetim bo'lgan bu kishi. Darsimizni muqaddamasida aytdik. Insonlarni ulug'likka yetaklagan sabablardan bittasi otasini yo'q bo'lishligi. Chunki aytdik, yetim bola ertaroq ulg'ayishlikka majbur bo'ladi. Ertaroq katta bo'ladi, mas'uliyatni his qiladi. Yetimlarni parvarish qilayotgan, yetimlarga bir xayriyat qilayotgan bir xayriya fondlarini rolilari bor. Yetimlarga yordam beriladi degan ma'noda shunda yetimlarni ko'rsatganda ularni bir bechora, hech kimga kerak emas, nochor, hech narsaga bir yaramaydigan odamda qilib ko'rsatishadi. Yo'q birodarlar. Mana shu yetimlik. Hozir aytdik, ularni ertaroq mas'uliyatni his qilishlikka majbur qiladi. Ertaroq ularning shaxsiyati yetiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham yetim bo'lganligi birodarlar siz bilan bizga o'zi kifoya. Ertaroq ulg'ayadi. Endi bu degan otasi bor odam albatta ulug' inson bo'lmaydi degan gap emas. Faqat otalar shuni tushunish kerakki, bolalarni bo'g'ib qo'ymaslik kerak. Ixtiyorni berish kerak. Ayrim ishlarga o'zi ixtiyori bo'lsin. Ayrim ishlarda qarorni o'zi qabul qilsin. Keyinchalik mas'uliyatini ham ko'tarishni o'rgansin. Ha, dadam kelsin, dadam aytadi. Bo'pti, dadam kelsinchi so'rab aytaman sizlarga javobini. Unaqa bo'lmaydi. Ertaroq katta olishi uchun bolalarga xuddi katta odamdagi bir muomala qilish kerak, ularga erkinligini berishlik kerak bo'ladi. Kibor ulamolarga ro'baro bo'lishidan avval Imom Avzoi onasini qo'lida tarbiyada bo'ldi, ko'p safar qildi. Va mana shu safar ham u kishining shaxsiyatiga albatta ijobiy ta'sir o'tkazdi. Ibn Kasir aytadi, podshohlarning, xalifalarning, vazirlarning, savdogarlarning, ulamolarning va boshqalarni Imom Avzoidek axloqli, odobli, aqlli, taqvoli, bilimli farzandi bo'lganmas. Alloh taolo bergan nodir bir qobiliyat, iste'dod edi. Va mana shu iste'dodini u kishi ertaroq angladi va ustozlarining yordamida undan unumli foydalandi. Siz bilan biz bilib turgan mana Imom al-Avzoi martabasiga yetdi. U kishi hikmat egasi edi. Qanday so'z atmasin, ham suhbatlari bu so'zlarning go'zalligidan yozib olmay boshqa iloji qolmas edi. Imom Avzoi faqatgina mana shu narsasi bilan mashg'ul bo'lmagan edi. Yana u kishi ilmi bilan mashg'ul va mana shu ilmiga amal qilganligi bilan mashg'ul edi. Birodalar, ilm qachon ilm bo'ladi? Agar unga amal qilinsa. Agar amal qilinmasa, u faqat ma'lumot bo'ladi. U kishi ilm xazinasi, hikmat bulog'i edi. O'zining zamonasining sayyidi edi. U haqida aytishardi, u fiqh va ilmning markazi. Ibn Kasir aytadi, u o'zining yurti ahlini va boshqa yurtlarni ham ilm bilan boshqardi. Fiqhda, hadisda, Rasulullohning g'azovatlari haqidagi ilmda. Imom Avzoi birodarlar taba tobein bo'lgan. Tobeinlardan katta bir jamoani ko'rgan. Imom Avzoini shogirdlari birodarlar mana Molik ibn Anas, ya'ni Imom Savri, Imom Zuhri. Bu kishilar Imom Abu Hanifadek, Imom Shofiyidek ilmga bo'lgan kishilar. Shularga Imom Avzoi ustoz bo'lgan.
Köpçilik imamlar özünün zamanında o kişinin imamatını, adalatını, fazlını tan alışken. Bana Maliki mezhabını başlığı imam Malik aytadı. Avzoi unga ergashiladigan imam. Sufyon ibn Uyayna aytadı. Avzoi öz zamanasının imamı idi. Kimler baha veriyordu bularga? Özünü zamanasında İslam tarihinde en közge körüngen ulamalar. İbn Kesir aytadı. İmam Avzoi haçkı yanıda Mekke'ye geldi. Mekke'ye kelgeni yine eşitken Mekke ulamaları o kişinin istiqbalıya çıktı. Ana şu Mekke'ye kelgen kişilerden Sufyan-ı Savri ve İmam-ı Malik ham barıdı. Avzoi'ni kelgeni yine eşitse de onlardan başka imamlarına koşulup çıktı. Alamlarına koşulup Sufyan-ı Savri Avzoi'ni mingen tüyasını ipini üşüp söyledi. İmam-ı Malik ibn-i Anas Avzoi'ni mingen tüyasını arkasından haydab gitti. Hani kimler hürmet görsat yaptı, kimler o kişiye tazim bacağı kilitleri yaptı. Şu yerde bundan sana ayet ölçümüz gerek. Kişini ululikke, büyüklikke yeteyleyen işlerden, sababradan bittiyse kemterlik, kibir kımaslik. İmam Malik kim? Sufyan-ı Savriler kim? Bana şu kişiler şundaki mertebeye gibi oluş yıkaramazdan özlerden ilimliliğe adam kegen payette kibir kımaslığını aldı gibi varıp hizmeti de kayın baptırışıptı. Bu kitap bu şeyken kitap okuyurken ülkelerimiz ilim talep edirken buradalarımız ürgen iş gereği bu genlerse kibir de genlerse buradalar fakat Allah da Allah'a yakas. Kibir ne miydi? Hakka kömmeslik ve adamlarını minsimeslik. Eğer yükseliydi istesek ösüştü istesek kibir kımeylik. Akeler ülkeler. Bana şu Mekke ahlı aytadı. Avzoi ve İmam Malik oturup bahs kılıçtı. İmam Malik bilen İmam Avzoi. Peşinden asır geçer. Asırdan Şam geçer. Avzoi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mağazileri, gazavatları hakkındaki ilim bilen İmam Malik'ini kömüp taşadı. İmam Malik ise fikhi meseleler bilen, fikh ilimli bilen Avzoi'ni kömüp taşladı. Bana orada da biri ikincisinden kibir kımasından faydalanı yaptı. Biri bilmeyen nesan ikincisinden örgeni yaptı. İlimden iki adam tosulup kaladı. Bittesi mütekebbir adam, ikincisi öte tartınçak adam. Mütekebbir adam, şundan sorayım ama dedi de kibir kılı örgen miydi? İkincisi, şunu hem sorayım ama dedi de aşçı tartınçaklıyı bilen ilimden tosulup kaladı. Bilesiler, hemen yakşı hulk, iki de yaman hulk da ortası tuturadı. Yani, hiç neseden korkmuydu. Hemen odan korkadı. Ben iki tane asla. Tamdan taş edese taşı var orada. Aslanda kapas gekir dese kir orada. Bu yaman bu, cinnelik bu, cesaretmez bu. Bu hemen odan korku orada. Özünü kölen kesteden hem. Şimdi hakiki yakış korku mu? Ortası. Korkuş gereği bu genesinden korkadı, ihtiyat oladı. Korkması gereği bu genesinden. Yani kaytar vatamız. Her kende yakış korku, iki de yaman korku da ortası da duradı. Biz ilim örgenişimiz için, bizde kibren bulmasını gerek, aşça tartınca alıyan bulmasını gerek. İmam Avzoi özünün ibadatı da, tabattülü de, sahabalar bile birleşebilen de gidi. O kişi de tavazun bu arada. Bana dersimizi birincisi de ettik. Tavazun buluş gereği bizde. Balans dedik. Dini ilimlerge verilgen adam, fakat dini ilimler bile şugulanıp, dünya ilimlerin taşı varması gerek. Tavazun buluş gerek. Ruhaniyatın yükselişi sabah buladırken tahaccüd namazı, Kur'an kıraatı, zikirlerle maşgul bulup durup, buradalar cesedine, terbiyesine taşa koymasını gerek. Yiyiş gerek, içiş gerek, uğraş gerek, spor bulan şugulanışını gerek. Balans buluş gerek bizi tılda etken de. Onu yem üşeyemiz, bunu yem üşeyemiz. İmam-ı Avzoi Maraş'ın da insanıdır. Demek bu uluğlarımızın şahsiyeti de tavazun bugün. Bizi tılda balans bugün. Bir tamamda ikinci tamamda ötküzü yormayan. İmam-ı Avzoi'nin peşkadan bulgen noktası ilim idi. Lekin başka sahalarda hem o kişi Müslümanlığa peşva bulardı. İmam-ı Avzoi Rabbisi gibi bulgen ibadetini her türünü özüyle cemledi. İhlas, kalbinin musaffaliği, Müslümanlığa şefkatli bugünlüğü, ulaga nasihat bo'lganligi, Alloh uchun ko'z yosh to'kishlik hammasidan boradi. Hammasidan boradi. Ibn Asokir aytadi, Avzoi ibodati ko'p,
namozi go'zal, taqvodor, rohib, uzoq sukutli inson edi. Ibn Ajlan aytadi, Avzoiydan ko'ra musulmonlarga shafqatliroq, nasihatgo'ro boshqa kishini ko'rmadim. Shunday ilm ahllari bor, ilmlik, lekin ummatga shafqat yo'q. Shiddat, qattiqlik, qo'polligini o'ziga yo'l qo'yib olgan. Birodarlar, mana Alloh taolaning Ar-Rafiq ismini o'qiganimizda rasululloh aytdilar, "Ey Oyisha, muloyimlik, yumshoqlik qaysi ishda bor bo'lar ekan, shu ishni chiroyli qiladi. Qaysi ishda shu muloyimlik yo'q bo'lar ekan, shu ishni xunuk qiladi" dedik. Dindor odam muloyim bo'ladi. Chunki Robbisi Ar-Rafiq, muloyim. Musulmon odam nasihatgo'y bo'ladi, shafqatli bo'ladi. O'ziga fatvoni qattiqini oladi, lekin xaloyiqqa fatvoni yengilini aytadi. U kishi haqida ham aytilinadi, qahqaha otib kulganiga guvoh bo'linmagan deydi. Ibn Kasirdan uning majlisida o'tirganlar uning nasihatidan, uni suhbatidan albatta yig'lashar edi. Ko'zi bilan ham yig'lar edi, ko'zi bilan yig'lamagani qalbi bilan yig'lar edi. Uni hamrohlari aytishadi, Avzoiy o'zining majlislarida yig'lamaslikka haris edi. Ixlosli edi. Alloh uchun to'kayotgan ko'z yoshini odamlarga ko'rsatishni xohlamasdi. Ammo yolg'iz qolsa, unga rahim qilinadigan darajada qattiq yig'lar edi. Jarh va ta'dil ibnining peshvosi bo'lgan Yahyo ibn Ma'in aytadi, ulamolar 4 ta. Ya'ni o'zini zamonasini qarab aytayapti, ulamolar 4 ta. Savri, Abu Hanifa, Malik va Avzoiy. Valid ibn Muslimdan. Agar Avzoiy subhini o'qisa, kun chiqquncha Allohni zikr qilib o'tirardi. Ko'ring, ilm ham bor, zikr ham bor, kechasi bir namozga turish ham bor, yig'ilish ham bor, amr ma'ruf nahy munkar ham bor, xalqqa ummatga shafqat ham bor. Bir sohada turib qolmagan bu insonlar. Bir ayol Avzoiyni onasini huzuriga kirdida, ana shu ayol Avzoiy namoz o'qiyotgan yerni ho'lligini ko'rib turib, bu namoz o'qiladigan joyingni bilmasdan bir yosh bola bavul qo'yib chekiliga dedi. Ya'ni shu gilonmidi, nima edi? Ho'l bo'lib ketgan edi. Shunda onasi aytdiki, "Yo'q, bu meni o'g'limni sajdada turib yig'lagandan to'kilgan ko'z yoshlaridan ham edi" javob berdi. Gilon ho'l bo'lib ketguncha yig'lar edi. Kim? Imom Avzoiy. Va buni birovga ko'rsatishni xohlamas edi. Mana shuncha ibodatiga qo'shimcha ravishda, dedi Ibn Kasir, o'ta karamli inson edi. 70 ming dinor oltin meros olgan edi. Lekin buni dunyosiga sarflamagan o'zini. Infoq ehson qilgan faqir bechoralarga ilm yo'liga vafot etganda 7 dinor pul qolgan ekan. Shu 7 dinor pulini u kishining janozasiga odamlar sarf qilishgan bo'ldi. Taqvo varozgo'ylikda juda haris edi. Yolg'on gapirmas edi. Bir kuni bozorga chiqsa, piyoz sotayotgan savdogar, "Ya basol ahla minal asal" demoqda ekan. "Ey, bu piyoz asaldan ham shirin piyoz. Reklama u. Biz bu parvoy ham qilmaymiz." Imom Avzoiy buni eshitib g'azablandi-da, subhanalloh. Bu kishi yolg'onni mumboqda biladimi? Endi bizning zamonamizda savdogarlarda, hunarmandlarda mana shu yolg'onga bo'lgan e'tiborni bir mulohaza qilib qo'yaylik. Imom Voqidi aytadi, Imom Avzoiy kulmay qo'ygan ekan. Shuni sababini so'rashdi. Avzoiy kunlarni birida dedi, "Shu kunlardan avval kulib o'ynar edik. Ammo bizga odamlar iqtido qila boshlaganlardan keyin shu ishlar bizga to'g'ri kelmasligini angladik. U narsalardan ehtiyot bo'lishligimiz lozim. Ya'ni kulib hamma qatori yurar edim, ammo odamlar menga iqtido qilib, menga ergashdi boshlagandan keyin bu narsalarni o'zimga loyiq deb bilmadim" dedi. U kishi munkarni yo'q qilishlikka, munkarni qaytarishlik uchun ko'tarilgan qilish edi. Payg'ambarimiz haqida, sahobalar haqida biror kishi nojoya so'z aytsa, albatta uni o'rniga qo'yib qo'yar edi. Bilasizlar, bu davrlar Abbosiylar davri bo'lgan. Ummaviylarning xilofatini ag'darib, Abbosiylar xalifaligi barpo qilindi. Mana shu Abbosiylarning xalifalari, Abbosiylarning amirlari
haddan oshib ayrimlari juda ko'p qon to'kdi. Ummaviylarning qonlarini, ularning mol-mulklarini musodara qilishdi, Shomdan ularni haydab chiqarishdi. Bu qissani Ibn Kasir keltiradi, Imom Avzoiy o'zi qissa qilib beradi buni. Avzoiy Damashqqa kirganida shaharning ana shu zolim amiri o'zini huzuriga chaqirtirdi. Juda ko'p ummaviylarni qonini oqizgan zolim amir. Ammo Avzoiy chaqirg'iga lab edi, bormadi. 3 kundan keyin kechki bordi. Mana endi Avzoiy o'zi hikoya qiladi. U amirni huzuriga kirdim. U o'zini kursida o'tirar edi, qo'lida temiri bor. Yerni urib o'tiribdi. Uni atrofida esa uni qullari qo'llarida qilichlarni ushlab turishar edi. Salom berdim, salomga hali yomadi. Mana endi amri ma'ruf nahi munkarda qanday qilgan bu kishi? Amirlarga qanday jur'at bilan gapirgan? Qo'lidagi temir bilan yerni urib turib, "Ey Avzoiy, onovi zolimlarni qo'lidan mulkni tortib olganimiz haqida nima deysan? Ummaviylarni yo'q qilib, biz ulardan xalifalikni tortib oldik. Mana shu ishimiz jihodmi?" Men, "Ey Amir al-Mu'minin, Umar ibn Xattobdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh aytadilar, innamal a'malu binniyat" deb javob berdim. Ya'ni amallar niyatga bog'liq. Nima niyatda ularni qonini oqizdinglar? Nima niyatda ular bilan urushdinglar? O'shunga yarasha ishlar dedi. Qo'lidagi temirni qattiqroq yerga urishni boshladi. Ya'ni jahli chiqdi. Atrofidagi xizmatkorlar esa qilichni mahkamroq ushlashdi. Buyursa-yu chop tashlasa, chunki bu amirga bunday deb bo'lmas edi. Amir yana so'radi. Banu Umayyaning qonlari haqida nima deysan? Qonini ko'p oqizishgan. Nima deysan? Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisini aytaman. Rasululloh nima degandilar? Allohdan o'zga iloh yo'q deb, meni Allohning rasuli deb iymon keltirgan kishini qoni faqat 3-4 o'rinda halol bo'ladi. As-sayyibu zani, oilali bo'lib turib zino qilsa, va nafsu bin nafs, qasdan birodarni o'ldirsa va dinni tark qilib murtad bo'lsa dedi. Ya'ni noto'g'ri qildinglar deganimi bu? Payg'ambarimiz aytgan 3-4 o'ringa tushsa, demak qilgan ishlar to'g'ri bo'ladi degani. Amirni jahli chiqdi-da, yana ham qattiqroq yerni urishni boshladi qo'ldagi temir bilan. Yana so'radi. Biz ulardan tortib olgan mollar haqida nima deysan dedi. Ummaviylarni Abbosiylar o'ldirgan, qonini oqizgan, yurtdan haydagan, mollarni talon-taroj qilgan. Men agar u mollar ularning qo'lida harom bo'lgan bo'lsa, ya'ni harom yo'l bilan topishgan bo'lsa, ularga harom bo'lgan pul sizlarga ham harom bo'ladi. Agar ularning qo'lidagi mol ular uchun halol bo'lsa, sizlar ham faqatgina shar'iy yo'l bilan olsanglar sizlarga halol bo'ladi. Dedim-da boshimi ketishini kutib turdim. Uchala javobi ham amirni xursand qiladigan javob emas edi. Uchala qilgan ishini ham noto'g'ri ekanligini bayon qildi. Ushlatib turgan odamlar ham agar chopilsam, meni qonim sochilib kiyimlari eteklari bo'yalib ketmasligi uchun eteklarini ko'tarib turishdi. Ammo birodarlar, qalblar Allohning qo'lida. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh yo'l beradi mushkuldan chiqib ketishlikka. Qatl qilmadi. Ketishlik izn berdi. Ortimdan amirning elchisi qo'lida 200 tilla dinorni ko'tarib kelib qo'limga tutdi. 200 dinor tilla pul berdi. Pulni oldimda shu yerdan jilmasdan turib faqir miskinlarga tarqatib yubordim. Amirning elchisi ham askarlar ham qarab turishar edi. Bu ham birodarlar Imom Avzoiyni na qadar ulug' inson ekanligiga dalolat qiladi. Hamma kuch qudrat Allohning qo'lida ekanini aniq bilgan odam hech kimdan hech narsadan qo'rqmaydi. Ibn Kasir aytadi, ulamolar Avzoiyning Allohning yo'lida murobit, mujohid holida vafot etganida ixtilof qilmaydilar. 79 yoshda vafot etdi. Imom Avzoiy faqatgina o'zida ilmni jamlagan olimgina emas edi. Ha, ilm asosi yo'li edi, lekin hayotni boshqa jabhalarini ham uzot beparvo tashlab qo'yganmiz. Biz ham shuna bo'lishimiz kerak, ukalar. Namozni o'qiymiz vaqtida, Qur'onni o'qiymiz, ilm bilan shug'ullanamiz, sport bilan ham shug'ullanamiz, hunarni ham qilamiz. Tushunarlimi? Bizda bir tomonlama bo'lib qolganmiz, bu katta xatoimiz. Agar yana yuksak bo'lishni xohlasak, ummatlarga peshvo bo'lishni xohlasak, biz ummati Muhammadiyya tavozun bo'lishi kerak bizlar bizning hayotimizda. Faqatgina ilmga ajralib olib, ilmni o'rgatib,
hayotdan ajralib qolmagan edi bu kishi. Musulmonlar orasidagi fasodga nisbatan qattiq mavqifda turar edi. Zamonasida amri ma'ruf nahi munkar bilan mashhur edi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.